Evet, bu aşırımda olsa saçımın yüzü yüz gerçekten izleyen herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Acil bir video paylaşmak istedim. Sizlerle piyasada neler oluyor hemen onu bir paylaşayım sizlerle daha sonrasında. Kaldığımız yerden rutin Discord sohbetlerimize devam edeceğiz. Discord'dan bilgilendirmelere devam edeceğiz. Şimdi an itibariyle Bitcoin'de neler oluyor? Bitcoin'de ufak bir yükseliş söz konusu. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Bu yükseliş istenildiği gibi ilerleyecek mi? bu yükselişin arka planında yatan olaylar neler? Şimdi bunları konuşacağız hemen. 4 saatlik setuplara baktığım zaman Bitcoin şu an itibariyle 16.077 dolardı ki direncini tekrar geri kırdı. Burayı kazanmayı başardı ve üzerinde tutulmaya çalışıyor. İyi bir mücadele söz konusu. Tabii ki Binance CEO'su CZ rahat durmamaya devam ediyor. Bitcoin'e bir geri çekilme başlamıştı. Normal şartlarda Coinbase'in yaptığı hamle ile birlikte bu geri çekilme hemen piyasaya güven aşılama olarak gerçekleşti. Ve Bitcoin tek bir mumda tek bir 4 saatlik mumda 15.600 dolarlardan 16.300 dolarlara doğru bir yukarı hamle gerçekleştirdi dostlar. Bu hamlenin arkasında yatan olayı bilmeyenler için hemen hızlıca bir anlatayım. İlk başlarda CZ Twitter adresinde Coinbase'e hedef alan birçok söz söyledi. Bunların detayına girmeyeceğim. Biraz Coinbase'e hedef aldı ama Coinbase çok hızlı bir şekilde cevap verdi. Dedi ki arkadaşlar hemen şu şekilde açıklamayı sizler için okuyayım. Armstrong çıktı ve açıklama yaptı. Sizi tokatlayacak bir açıklama niteliğinde oldu bu açıklama. Dedi ki hemen şöyle okuyayım sizler için. Eğer Coinbase hakkındaki korku haberleriyle karşılaşırsanız unutmayın ki biz halka açık bir şirketiz. Burada sizliğe de bir gönderme yaptı. Madem kendine bu kadar güveniyorsun. Hadi bakalım. Odri Meydan dedi. Ve biz halka açık bir şirketiz dedi. 2 milyon adet bitcoin tutuyoruz. 30, 30 bölü 9 itibariyle 39.9 milyar dolar değerinde 10. çeyrek raporlarına bakın dedi. Ve bu sektörü ileriye dönük sorumlu bir şekilde inşa etmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Yanlış bilgilere karşı dikkatli olun derken de sizliğe bir çağrıda bulundu. Dedi ki. Bu sektörde gerçekten bir gelecek varsa birlikte olmalıyız, birlikte inşa etmeliyiz. Başkalarını suçlayarak değil ya da tek olmak, tekel olmak amacıyla hareket ederek değil dedi. Sizin önünde en büyük engel neydi? Coinbase'ti. Çünkü FTX'ten kurtuldu. Amerika'ya bağlı en büyük şirketlerden bir tanesi, kripto şirketlerinden bir tanesi Coinbase kaldı. Ondan da kurtulmaya çalışan sizinin son dönemde yaptığı açıklamalar baştan sona saçmaydı ama Armstrong hemen hızlı bir şekilde dedi ki Hayır biz halka açık bir şirketiz dedi ve Armstrong'un açıklamalarından sonra Bitcoin CZ'nin baskıladığı, CZ'nin baltaladığı şu iki mumdan sonra tek bir mumda yukarıya doğru tekrar direnci kırarak tutunmayı başardı. Kısa vadede de olsa yatırımcıya bir güven aşılandı. Kısa vadede de olsa Coinbase ben buradayım ayaktayım beni yıkamazsınız dedi. Ve raporlarını da açıkladı dostlar elinde tuttuğu Bitcoin tutarları birlikte. Aslında Armstrong doğruyu da söylüyor. Çünkü Coinbase halka açık bir şirket olduğu için hemen hemen her şeyin takip etmek çok çok kolay. Yani Binance'den CEO'da, Binance CEO'su CZ açıklama yapıyor Twitter'da işte elindeki fonları gösteriyor falan filan ama yani gerçeğini bilmiyoruz. Ama Coinbase halka açık bir şirket olduğu için gerçeğini takip etmek çok da kolay oluyor bizler için. Şimdi burada şöyle bir süreç var. Bakalım CZ'den nasıl bir hamle gelecek bu bir. İkincisi CZ çaktırmadan şunu yapıyor onu da söyleyeyim sizlere. CZ çaktırmadan elinde BUSDT ile tutulan hiç pamplanmayacak projeleri pamplıyor. Aslında piyasanın dışında piyasaya aykırı bir hamle yaparak BUSD üzerinde elinde çok uzun zamandır tuttuğu çok böyle nasıl diyeyim 600. 700. belki 10.000. 20.000. sıradaki altcoinleri BUSD üzerinden şillemeye devam ediyor. Ve şilledikçe de orada ciddi derecede içeride büyük yatırımcıyı bırakıyorlar. Kendi paralarını kendi öz sermayenini ya da kendi fonlarını arttırmak için yaptıkları bu hamle Baştan sana soygunluktan başka bir şey değil. Yani sizleri soyuyorlar dostlar. CZ Robin Hood gibi kahraman gibi gözükmeye çalışıyor ama aslında çaktırmadan kripto yatırımcısının güvenini sarsıyor ve bir yandan da sizin paralarınızı çalıyor haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir şey var kendi Discord aileme de sesleniyorum burada. Genel olarak YouTube'a da sesleniyorum. Binance'de Binance borsasını açıp da en çok yükselen altcoin'lere oradan bakıp da ya bu altcoin'ler bu kadar yükselmiş biz bu fırsatı niye kaçırdık diye Başkalarını suçlamayın çünkü oradaki yükselişi kimse bilemez Binance'den başka. Bu bir. İkincisi ya buradaki yükselişlerden sonra neden kaldırıcı işlemde şorta girmedik? Neden burada para kazanmadık diyenlere ayrı bir şey söyleyeyim. O kadar büyük bir pump'ın ardından size o short paraları yedirmezler. İşlemleriniz sürekli likidite olur. Binance buna izin vermez. Binance bir yandan kazanırken diğer taraftan da kazandığını sizlere vermez. Bu kadar boş düşünceler ve boş hayaller içerisine girmeyin lütfen. Eğer bu şillemelerin ardından short işlemlerde ciddi derecede para kazananlar olsaydı bugün Twitter sayfası büyük rakamlarda para vuranların haberleriyle dolu olurdu. Unutmayın ki işlem ne kadar büyük ve ne kadar kazançlıysa borsa o kadar hızlı bir şekilde sizi likidide ediyor. Pozisyondan ve hiçbir şey kazanamadan kenara çıkmış oluyorsunuz. Sizin sandığınız kadar basit bir iş değil. Yoksa açarız burada ekranı gireriz Binance borsasına en çok yükselen altcoinleri orada buluruz. Hemen ikinci ekranda 3 tane monitör var önümde. Şimdi bir tane de büyük dev ekran monitörü kurduruyorum. 24 saat yayınlara geçebilmek için. Şimdi 4 ekran olacak. Açarım arkadaşlar dev ekranda 4'e bölerim ekranı. Açarım size Binance'de o gün veyahut da o hafta yükselmiş altcoin'leri bulurum. Açarım oraya. Ondan sonra da kaldıraç işleme girmek için de pozisyon kovalarız Bu, bu anki piyasada şu anki piyasanın konumunda ve durumunda olabilecek bir durum değil. O kadar basit bir iş değil. O parayı size yedirmezler. Binance şu an fonlarını şilliyor. Binance elindeki parayı arttırıyor. Binance açığını kapatıyor. Belki de Binance'in de bir açığı var. Bu açığı örtmek için millete saldırıyor. Saldırıyor ki ona saldıramasınlar diye. Orada da farklı altcoin'leri şilleyerek kasayı dolduruyor. Fonlarını arttırıyor tekrar. Azıcık uyanın. Dönem oyunlara bir bakın. Kendinizi ve kanalları da suçlamayın. Tamam Discord sayfamda da kesinlikle biz bunu niye kaçırdık gibi şeyler okumak istemiyorum. Beni ve Discord ailesini demolize etmeyin. Aynı şekilde YouTube'dakilere de sesleniyorum sevgili YouTube ailesi. Kesinlikle ve kesinlikle kendinize yüklenmeyin. O iş o kadar basit bir iş değil. Yoksa 7-24 ben burada bilgisayar başında olacağım. Orada büyük bir para kazanma fırsatı olacak. Ben de aptalım, gerizekalıyım. Oradan para kazanmayacağım. Bu işler öyle ilerlemiyor. Dışarıdan beni gördüğünüz takdirde şey gibi düşünüyorsunuz. Bu adam sağlamcı ilerliyor. Kaybetmez. Evet ama benim de risk aldığım çok fazla yer oluyor. Sonuçta kripto yatırım platformu başlı başına bir risk. O yüzden... Ee, sanmayın ki orada dönen parayı kaçırıyorum ya da ben sağlama yatıyorum alakası bile yok Orada dönen oyunları yakından bilen bir adam olarak o oyuna gelmiyorum öyle söyleyeyim Tekrar tekrar buradan sizlere uyarmak isterim. Peki Bitcoin'de artık beklentim ne? Şimdi dönüp baktığım zaman günlük indikatörlerde 4 saatlik indikatörler her ne kadar güzel sinyaller veriyor olursa olsun. Günlük indikatörlerde de bir dönüş sinyali görmek lazım. RSI şimdilik günlükte yukarı doğru bir tepki aldı. Bu tepkiyle birlikte 16 bin dolar direncini kırdık. Artık orayı tekrar destek haline getirdik. Şimdi burada benim beklentim kesinlikle ve kesinlikle içeri para girmesi ve RSI'de 50 direncinin kırılması. RSI'de 50 direncinin kırılması en önemlisi de Harsi'de sıfır direncinin kırılması. Ki bu benim için daha değerli. RSI'dan daha değerli. Buradaki sıfır Harsi mumlarının kırması lazım ki içeride para olduğunun onayını alabilirim. Bu verilerin 50 ve 0 bandını kırarak yukarı alacağı tepki ve stok ve 3'te de çalışacak olan bu W formasyonunun ardından Bitcoin tarafında ilk etapta 16.709 daha sonrasında 18.944'e doğru bir tepki bekliyorum. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Eğer CZ'yi başka bir yere saldırmazsa sizi biraz uslu durursa sizi olmayacak altcoinleri şilledik cebimizi para doldurduk göze batıyoruz tamam yeter bu kadar deyip doymayı becerebilirse birazcık sakin durursa bu 1.50 adam bizler de birazcık olsun ekmek yemeye başlayacağız. Bugün CRV projesinde alım konumlarından alan dostlarım şu an itibariyle karda tek alım yaptık CRV'de %50 ile 0.50 bantlarında bir yerden aldık 72'lere kadar gitti içinizde kar alıp ayrılanlar var. Bence daha erken de ama bakalım Bitcoin ters bir hamle yapmazsa CRV'de 1 dolar bekliyorum. Alım konumları güzel çalıştı. Bakacağız neler oluyor hep birlikte. Biz alım konumlarını daha erken iptal etmiştik. Manuel almıştık ama bazı dostlarımız bizi duymadı dinlemedi. Alım konumlarını çalıştırdı. Alım konumlarından alan dostlarım kardı onları ayrıyetten tebrik ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Acil canlı yayınlara bir anda girebiliyoruz biliyorsunuz ya da içerik paylaşıyoruz. 7.24 ekrandayım 7.24 işimin başındayım. Yakın bir zaman içerisinde de 7.24 canlı yayınlarla başlayacağız inşallah takip ediyorum. E, işleri hızlandırmaya çalışıyorum hepimiz için çünkü piyasanın diplerindeyiz. Bu diplerden sonra bir yükselişte biz çoktan 7.24 yayınlarıyla ulaşamadığımız binlere milyonlara belki de yüz e, milyarlara ulaşıp belki hayal gibi gözükse de en azından ilk etapta 100 binlere ulaşmak istiyorum birçok insanın para kazandığını, cebine para doldurduğunu ve bu piyasanın fırsatlarını değerlendirdiğini görmek istiyorum. Ve beklentim sadece bir Allah razı olsun. Başka da hiçbir beklentim yok sizlerden. Gönülden seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Videonun altına yorum atmayı unutmayın dostlar. Daha fazla ayrıcalıklardan yararlanabilmek için yapacağınız tek şey katıl butonundan VIP veya balina üye olmaktır. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yarın akşam 20.00'da canlı yayında beraberiz. hoşça kalın dostlar.